Arkadaşlar merhaba, ben Rüştü Hoca. İsim konusunu hallettik, anlattık. Sıfata zamire doğru gideceğiz ama gitmeden şöyle bir gönül rahatlığıyla hocam bir tamlama uygulaması yapalım dedik. Bu uygulamayı bir izleyelim, adam akıllı iyice oturtalım, hiç eksimiz kalmasın. Sonrasında sıfat zamiri falan kaptırır gideriz, tamam. Haydi hiç uzatmayayım lafı, parçaya bir bakalım ne kadar tamlama varsa hepsini bulalım, olur mu? Hepsini de tek tek konuşalım, bakalım neler olacak. Gel isterseniz tamlamaları metinden bulmanın tadını şöyle bir yaşayalım güzelce. Haydi bakalım neler oluyor. Ne diyor ilk cümlede hocam? Gezilecek birçok yerin künyesi vardı onda diyor. Bakın dikkat. Gezilecek birçok yerin künyesi. Şimdi yerin künyesi derken tamlayan eki, tamlanın eki. Burada bir tane belirtili isim tamlaması var mı? Var hocam. Buraya kadar her şey yolunda değil mi? Hiçbir sıkıntımız yok. Peki burada belirtmek istediğiniz bir şey var mı hocam? Var tabii ki. Bakın dikkat. Nasıl yer? Gezilecek birçok yer. Ha, burada sıfatlar üst üste gelmiş değil mi? Birçok yer derken belgesiz sıfat var. Nasıl yer? Gezilecek yer. Yani hocam tamlama üstüne tamlama gelmiş. Burada tamlayanı nitelenen bir belirtili isim tamlaması söz konusu. Tamam, tamlayanı nitelenmiş ya da tamlayanı sıfat almış denilebilir. Dikkat lütfen. İlk cümlenin hakkını verdik. Devam. Nerenin neyi meşhur bilirdi? Nerenin neyi? Dikkat. Şuranın şunu, buranın bunu. Yani hocam bir belirtili isim tamlaması daha göze çarpıyor. Meşhur bilirdi. Geçtim. Yemeklerin en güzel yanı onun için zamanı güzel geçirmekti. Ha, nerenin neyi meşhur? Eyvallah. Yemeklerin diyor, yemek yemenin diyor, en güzel yanı diyor onun için zamanı güzel geçirmekmiş. Yemeklerin yanı, dikkat. En güzel yanı derken, ha bu sefer de hocam araya ne girmiş? Bakın dikkat. En zarftır. Zamanı gelecek konuşacağız. Derecelendirme zarfı diyeceğiz. Güzel yanı derken güzel niteleme sıfatıdır. Onun da zamanı geliyor inşallah. Yarın bir gün ona da bakacağız. Yani hocam yemeklerin yanı derken araya sıfat girmiş, zamir girmiş, zarf girmiş vesaire girmiş. Yani hocam tamlayanla tamlanan arasında da her türlü sözcük girebiliyormuş. Onu görmüş olduk. Onun için zamanı güzel geçirmekti. Burada herhangi bir şey yok. Aşçının emeği de önemliydi. Ha, aşçının emeği, bakın dikkat. Belirtili isim tamlaması. Herhangi bir burada tam şey yok. Niteleme durumu yok. Herhangi araya sözcük girmiş bir durum yok. Geçtim. Yemekler dışında gezip görülecek yerlerin tarihi değerleri de bilinmesi gerekenlerdendi diyor. Ne diyor? Gezip görülecek yerlerin tarihi değerleri diyor. Yerlerin değerleri arkadaşlar. Burada tamlayan ve tamlananımız var. Araya tarihi girmiş. Yani sıfatlar girmiş. Yine başında sıfatlar fazlasıyla var. Zarflar fazlasıyla var. Değil mi? Tamlayan ve tamlanan nitelenebilir. Zarf alabilir. Araya zamir girebilir. Her şey olabilir. Tamam. Hazır olalım lütfen. Devam. Ne diyor? Buraları da iyice gezmeli, tarihin kokusunu çekmeliydi. Tarihin kokusu derken arkadaşlar yine bir belirtili isim tamlaması dikkat çekiyor. Onun diğer bir özelliği de gezmekle birlikte iyi bir okur olmasıdır diyor. Şimdi iyi bir okur olmak, burada sıfat tamlamaları falan fazlasıyla var ama onun özelliği derken yine bir belirtili. Araya neler girmiş arkadaşlar? Sıfatlar girmiş. Aman dikkat. Devam ediyoruz. Çok gezen mi? Çok okuyan mı? İkileme. Dikkat. Okuyan mı? İkilemeni tam olarak yaşayan biridir diyor. Bakın dikkat. Çok gezen mi, çok okuyan mı'nın ikilemi aslında, değil mi? Bakın bu çok fazla dikkat edemeyeceğimiz, çok fazla yakalayamayacağımız şu ifade. Çok gezen mi, çok okuyan mı'nın ikilemi. Yani şunu şunu yapmanın bilmem nesi. Yani hocam bakın dikkat. Tamlayan şu kısım aslında. Tamlayan soru cümlesi olmuş adeta. Hatırlayacaksınız zamanında şöyle bir soru gelmişti. Aşağıdakilerin hangisinde tamlayanı cümle biçiminde, bismillahirrahmanirrahim. Hatta tam olarak şöyle, aşağıdakilerin hangisinde bir unsuru, bakın tamlayanın bir unsuru diyor, şey tamlamanın bir unsuru diyor, cümle biçimindedir. Ya tamlamanın unsuru derken ya tamlayan ya tamlanan. Cümle biçiminde derken işte burada olduğu gibi bir şey bir şey yapmanın bir şeyi. Dikkat. Çok gezen mi, çok okuyan mı'nın ikilemi. Burada bir isim tamlaması var ama tamlayanı, dikkat, tamlayanı cümle biçiminde olan bir isim tamlaması söz konusu. Tamam. Tam olarak yaşayan biridir diyor. Eyvallah. Gerçi münazaraların vazgeçilmez ikilemidir bu. Harika. Bakın dikkat. Münazaraların ikilemi derken burada bir isim tamlaması var yine ama o değil önemli olan. Önemli olan vazgeçilmez. Yani tamlananın nitelenmiş olması. Tamam. Lütfen dikkat. Tamlamalara bu bakış açısıyla bakarsanız sınavda kolay kolay soru kaçırmazsınız. Çünkü artık hangisinde belirtili isim tamlaması var? Hangisinde bilmem ne var? Çok fazla değinmiyor. Bu arada çok önemli bir bilgiyi aktaralım. Dakikamız 4.34. Bakın dikkat. Takısız isim tamlaması diye bir şey yok arkadaşlar. Artık bu sene hiç değinmedim bile, bakın dikkat. Geçen sene en azından anlatırken diyordum ki artık bu kalktı arkadaşlar. Bu sene artık tamamen sildik o konuyu. ÖSYM'e tam 3 tane çıkmış soruyla arkadaşlar bize
bunu fazlasıyla ispat etti, tamam. Yani müfredattan kalkmadı. Böyle bilgi tabii ki var ama ÖSYM bunu kabul etmiyor. Sınav sorularından 3 sorudan da bunu çok net bir şekilde anlıyoruz. Artık onları sıfatlanması kabul ediyoruz. Mesela tahta köprü arkadaşlar. Ne diyorduk normalde? Tahtadan yapılmış köprü. Neyden yapıldığını söylüyorsa takısızdı ama hayır artık. Nasıl köprü? Tahta köprü. Sıfat tamlaması deyip geçiyoruz. Tamam. Takısız isim tamlaması yok arkadaşlar. İçimiz rahat olsun. Devam. Ne diyor? Çok gezenin zaman zaman üstünlüğü olsa da okuyarak da birçok yerin özelliği bilinebilirdi. Bakın dikkat. Çok gezenin vesaire vesairesi üstünlüğü. Ha, çok gezen derken arkadaşlar burada başına bakın niteleme, daha doğrusu miktar belirtme durumu söz konusu. Zaman zaman ifadesiyle ne zaman 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 zarflar aralara girmiş. Tamlama burada çok bölünse de yine belirtili isim tamlaması kendini göstermiş, göz kırpmış hocam. Devam. Çaylar bir yudumlansın. 5,5-6 dakika oldu hocam. Çaysız devam eder mi? Etmez. Ne diyor? Birçok yerin özelliği, bakın dikkat. Yerin özelliği derken birçok derken başına bir belgesiz sıfatla gelmiş. Çok böyle sıfatlar girmek istemiyorum ama işlemedik henüz. Yine de ağzımızdan şöyle bir çıkmış olsun, bir hazırlık olsun. İsim tamlamamız var. İnsanın bilinci her zaman açık olacaktı diyor. İnsanın bilinci derken yine bir isim tamlaması var. Akıl tutulması yaşamamak için bu şarttı. Akıl tutulması derken arkadaşlar aslında aklın tutulması. Akılın değil mi? Aslında ünlüyü de düşürelim haydi. Aklın tutulması olacak. Burada bir tane belirtisiz isim tamlaması söz konusu arkadaşlar. Devam. Ne diyor? Çünkü bazen gözümüzün şurası ne olsun? Gözümüzün önünü seçmekte zorlanabiliriz. Dikkat. Gözümüzün önü derken ha şuradaki ü olsun. Bir belirtili isim tamlaması. Devam. Gezerken bu durum yaşanırsa kötü, daha kötüdür diyor. Bakayım şöyle bir şey var mı? Yok. Bu durum falan. Yani burada sıfat tamlamaları havada uçuyor ama sıfatla işimiz yok arkadaşlar. Devam. Şöyle bir bakayım kağıdımızda kaymasın. Süper. Onca hazırlık ve emek boşa gidecektir. Burada da herhangi bir şey yok. İnsan zihni her daim çevreyle iç içe olmalıdır derken insan zihni aslında demek istediği şey insanın zihni değil mi arkadaşlar? Doğal olarak insan zihni her daim çevreyle iç içe olmalıdır cümlesinde insan zihni ifadesi belirtisiz isim tamlamasının ta kendisidir. Devam. Hiçbir güzelliği kaçırmamalıdır demiş. Hiçbir güzellik derken bir sıfat tamlaması var. Belgesiz sıfat burada hiçbirle. Neyse onunla işimiz yok. İsim tamlaması bu cümlede de yer almadı. Şimdi hocam ne biliyoruz, ne yapıyoruz? Tamlamalarla ilgili 3 başlığı bileceğiz. Şimdi belirtili isim tamlamasını biliyoruz. Yalnız belirtili isim tamlamasında bilmeniz gereken tamlayan düşer, ne bileyim tamlanan düşer, tamlayan ortak kullanılır, tamlanan ortak kullanılır gibi alt başlıkları çok iyi bilmeniz. Lütfen o 18 dakikalık videoda arkadaşlar bunu tamamen oturtun. Bütün başlıkları tek tek videodan yazın böyle boş bir kağıda. Sonra karşısına ok çekip her birine örnek yazın. Kendi örnekleriniz olsun, orijinal örnekleriniz olsun ki anladığınızı görelim. Bir de belirtisiz isim tamlaması arkadaşlar. İkinci tamlamamızdı. Bu da cepte. Sadece tamlananın ne kaldı? Bir de zincirleme var. Burada çok yer vermedim. Çok aman aman bir isim tanması değildir ama cebinizde kalsın. Bir şeyin bir şeyin bir şeyi olur değil mi? Kapının kolunun rengi falan filan dersin ya 100 yıllık. Takısızın artık kalktığını biliyoruz. Sınavda kabul edilmediğini. Bunun dışında tamlama deyince tabii sıfat tamlamaları var ama onları da tabii ki sıfatla konuşacağız. Bütün sıfatlar en azından nitelemeler değil mi? Belirtmelerin tamamı ne olacak arkadaşlar? Sıfat tamlaması kabul edilecek. Onda zamanı gelecek. Şimdi bu 3 tamlama cebinizde bir kalsın. Metinler üzerinden çalışma yapın. Şimdi biliyorsunuz yeni dönemde güzel bir akım başlattık. Dedim ki yorumları çok okuyoruz. Okumayı çok seviyoruz. Tabii ki önemli, okuyalım. Her şeye bakalım. Dedim ki madem çok okuyoruz yorumları, o zaman yorumlar bilgi dolu olsun. Ya bu kanalın yorumları bile sınav kazandırsın hocam. O hale gelelim dedik. O yüzden yorumlara arkadaşlar bir tamlama yazmanızı isteyeceğim. Yorumlara bir tane tamlama yazacağız. Tamlama ne olursa olsun bir şey deyip yanına da işte belirtili isim tamlaması ya da kısaca belirtili, belirtisiz, zincirleme gibi yazmanızı istiyorum. Tamam. İşte dediğim gibi masanın örtüsü deyip parantez içerisinde belirtili ya da masa örtüsü deyip parantez içerisinde belirtisiz ya da masanın örtüsünün rengi deyip parantez içerisinde zincirleme gibi kafanızdan orijinal güzel bir örnek bekliyorum. Unutmayın, lütfen tekrar ediyorum, bu kanalın artık videoları dışında yorumları da inşallah sınav kazandırıyor olsun. Tamam, yorumlara mutlaka bir tamlama yazmanızı bekliyorum, yanına da tür yazmanızı, belirtili belirtisiz falan fistan diye. Tamam. O zaman haydi hocam, uzattık. Bir sonraki videoda ne videosu hocam? Sıfat konu anlatımında inşallah sıfatla zamirde bakacağız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bol uygulama yapın. Taktiklerle dil bilgisi kitabından uygulamaları çözüp isimle ilgili mesela hemen testlerini artık bir an önce bitirmeyi unutmayınız. Tamam. Bir sonraki videoda inşallah görüşmek üzere. Kolay gelsin.